Kardiyolog sayısı... Profesör Hekimler Sendikası Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisinde hekim sayısının yetersiz, çalışma koşullarının bozuk ve özlük haklarının geri olduğu gerekçesiyle bugün eylem yaptı. Kardiyoloji servisindeki eylemde acil vakalara müdahale dışında anjiyografide dahil bazı tetkikler yapılmadı. Kardiyoloji Servisi Klinik Şefi Doktor Gülgün Vaiz, serviste düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada sendika ile Sağlık Bakanlığı'nın görüşmesinde iyi niyet gösterildiğinden eylemin bir günlük olmasına ve varılan uzlaşının hayata geçmesi için beklenmesine karar verdiklerini söyledi. Kardiyolog sayısı 4'e inmiştir. Bu sayının bu yükü çekmesi mümkün değildir. Acilen kardiyoloji servisi personel sayısı 12 kişiye tamamlanmalı. Sigorta emeklisi olacak hekimlerin, sözleşmeli hekimlerin özlük ve maaş hakları iyileştirilmeli, çağdaş, insanca kabul edilebilir hale getirilmeli, hastane altyapısı, eksik kadro ve personel acilen tamamlanmalıdır. Dün Sağlık Bakanı ile yapılan görüşmede sorunların çözümü doğrultusunda uzlaşılmış, gösterilen iyi niyet ve çabalarla olumlu adımlar atılmıştır. O nedenle grevin bir gün yapılması ve varılan uzlaşının hayata geçmesi için bir süre beklenmesine karar verilmiştir. Amacımız daha kaliteli, insani, ulaşılabilir, güler yüzle hizmeti alanın da verenin de mutlu olacağı koşulları birlikte yaratmaktadır. Bu konuda kararlıyız. Tıp İş Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli'de yaptığı açıklamada kötü çalışma koşulları ve özlük haklarının geri olmasından dolayı mecburi hizmetini tamamlayan doktorların ülkeyi terk ettiğini ve kamuda görevli doktorların istifa etmekte olduğunu belirterek istifaların buzdağının sadece görülen kısmı olduğunu savundu. Bu huzursuzluk kamu sağlık hizmetlerinde çok ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bugün kamu sağlık hastaneleri kan kaybetmektedir. Bu hastaneler halkın hastaneleridir. Bizim amacımız halkın hastanelerinin en iyi hizmeti verebilmesi için bir mücadele ortaya koymaktır. Geçtiğimiz hafta ne yazık ki iki kardiyoloji uzmanı meslektaşımız daha istifa etmiştir. Ondan önce yaşanılan istifalar hepiniz tarafından bilinmektedir. Onlarca hekim arkadaşımız da mecburi hizmeti bittikten sonra kötü çalışma koşulları, oldukça geri özlük hakları nedeniyle bu topraklarda hizmet vermeden ülkeyi terk etmektedir. Yani bu yaşanan istifalar buzdağının sadece görülen kısmıdır. Bunun dışında onlarca arkadaşımız da kendi ülkelerinde hizmet verme koşulları bulmadıkları için ülkeyi terk etmekte, başka diyarlara gitmektedirler. Bu bizim için gerçekten çok büyük bir acıdır ve bu ülke için bir acıdır. Bu duruma dikkat çekmek, bu hekim istifalarının sebeplerini kamuoyuna duyurmak için. Öte yandan sendikal platformda tıp işin kamusal alanda yaşanan sıkıntılar adına yaptığı eylemi destekleyerek selamlama kararı aldığını açıkladı. Açıklamada Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve KİTÖS'ün de 19 Kasım'da meclis önünde yapmayı kararlaştırdığı eylemede destek verileceği belirtildi.